Yassiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işi güzel olarak bilin. Yaptığınız işleri Allah Azze ve Celle'den bereket olarak bilmek lazım. O işler bereketlenir, işler rast eder. Yok, her işi kolay değil, zor deyip de başkasından yardım istersen o vakit bütün işlerin zor olur. Allah sana kuvvet vermiş, bereket vermiş, akıl vermiş. Herkes yaşayabilir. Kendi imkanlarıyla Allah herkese bir hüner vermiş, bir marifet vermiş. Onu devam ettirip de insanlardan iyi geçinirse rahat bir hayat olur. Yok, her şey beğenmese, insanlardan da iyi geçinmese o vakit kabahat kendisindedir. Bazı insanlar öyledir ki ne yaparsan her bir şey bulur. Şunu yap dersin, yok işte şu bu olmaz, bu böyledir. Ya işte herkes bunu yapıyor. Yapar, ondan sonra yapsa bile muvaffak olmaz, becermez. Ondan sonra bunu yap, bunu da bin tane şey bulur, olmaz olur. Tam kendin ne yapacaksan yap, onu da beceremez. Kabahatı bu defa karşıdakına bulur. Sen söyledin, ben yaptım, olmadı. Halbuki yaptığı da bir şey yok. Her şey bir kabahat, bir özür bulur, bu olur olmaz, bütün işleri ters gider. Ne için? Çünkü baştan niyet yahut düşünce zayıf, bozuk, iyi değil. Onun için Peygamber sana fezasam tevekkül diyor. Bir işe yaparsan gir, korkusuz gir ki o işi beceresin. Öteki türlü, ama dediğimiz gibi bu bütün insanlar değil, bir kısım insan var. Ne dersen, ne yaparsan olmaz. Çünkü dediğimiz gibi kendiler baştan baştan bozuk yani. Adım atmadan daha iş bozulmuş demektir. Çünkü kendinin niyeti bozuk, kendi bozuk, her işleri bozuk olur. Halbuki Allah'ın izniyle deyip de tevekkül edip besmeleyle girse, sabretse muhakkak sonu selamet olur. Öteki türlü sen söyledin, ben işte yaptım, kabahat sendedir. Halbuki kabahat kendisinde, insanlar herkes başkasının işini başında duracak hali yok ki. Bir nasihat söyler, bir yol gösterir, o yolu devam edersen tamam. Yok, tabii yolda zorluklar da çıkar, kolaylıklar da olur. Yani illa kolay olacak diye bir şey yok.
kolaysa herkes aynı şekilde devam eder. Çünkü insanlar daha fazla bu tip insan olmuş. Hükümete de sever, adama da sever. Hiçbir şeyini beğenmez. Beğenmeyen kendi kaybeder. Onun için kolaylık gösterin, hayır dileyin, hayır bulursunuz. Hayır dilemezsen, tecrübe edeceksen o vakit işlerin rast gitmez. Yani bu nasihat herkesedir. Bir insan kaptırdı mı kendisini, böyle kabahatı başkasına attı mı, kendisi hayatta muvaffak olamaz. Bir insan düşer kalka yürüyüp gider. Yok, başkasını beklerse gelip kaldırsın kendisini, orada kalır, kimse de yardım etmez. Allah yardım etsin insanlara, dünya yaşantısı için bir nasihattır bu. Herkes için geçerlidir. Hiç kimseden kendinden başka yardım edecek diye bekleme. Herkes kendi zaten nefsine meşguldur. Böyle Kur'an'da Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَزِرْ وَاَزِرَةٍ اُزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını, kimsenin şeyini kaldıramaz. Kendi insan, Allah Azze ve Celle o insanı yaratmış. Onun yapacağı şeyleri de ona göre ayarlamış Allah Azze ve Celle. O yolda gitmesi kolay olur. Beklemesin başkasından. Allah'tan beklesin. Allah yardım etsin desin ki o işler rast gitsin. Yani bazı işte böyle tip insanlar var. Artık onlara da böyle insanlar olursa konuşmaya bile gerek yok. Kendiler, çünkü ne söylesen, ne göstersen beğenmezler. Yaptık derler, olmadı derler. Boş boşuna seni meşgul eder, boş boşuna başını ağrıtır. Allah muhafaza etsin. Allah herkese hayırlı geçimler versin inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.